Bu ne ya? Müthiş, Çok müthiş, 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 Yok. müthiş. Mükemmel. Peki, bu şey yani nasıl? Ama sen, kenterlerde hangi oyunda siz bunu yaptınız? şey mi? Bu klip çekme işini pek evet. çoğunda yaptık abi. Biz ne? bir pek çoğunda yaptık. Karina da yaptı. Evet. Kumarbazın seçiminde yaptık evet. Geldik Bu sonra. E, benim çok hoşuma gidiyor. Hatta ilk başlatanlardan Siz bir sindir. tanesi evet. başlatan, değil aynen. yani oyundan, dekordan kapalı bir alandan Dışarıda. değil de e, yani oyunu ifade eden bir başka sinemasal bir anlatım. Evet, evet. Bu müthiş bence. Ama mesela şeydeki tabii ya belki seyirci akıllı olduğu için tiyatro seyircisi akıllıdır. Hani biz orman görmeye gelmiştik filan hmm, diyebilir ya da diyebilir. Nerede taş? Neden yok diyebilir. Yani, dedi. yani evet. Ben ilham verdi bana Richard'da böyle bir şey. Ben Richard'da kadın erkek herkesle öpüşüyorum. Öyle mi abi? Çok e, seyircilerde seyirciler de dahil değildir. Değil, buna. seyirciler <gülüyor> dahil <gülüyor> değil. Keşke olsa. İşte, <laughs> Aa, seyircilerin üzerinde yürüdüğüm bir yer var ama çok kişiyle kadın erkek herkesle öpüşüyorum falan. Böyle mesela şimdi sizinkinden biraz feyiz aldım. Böyle bir şey mi yapsam acaba? Herkesi gidiyorum öpüyorum gibi. Burada tabii ki bu içerik anlatılıyor. Evet. Yani değil aslında mi? bunu izledikten sonra abi bir de üstüne gelip oyunu izleyince bir şeyler birleşecek zaten. Ama burada yani, görüyoruz ki çok kaliteli bir iş var. Yani siz eskiden hani afişler de öyle değil miydi? Böyle bir afiş görürdük. Eskiden sadece suratlar görmek zorunda değildik ya tiyatro afişlerinde Hı -hı. esasen tiyatronun anlamını içeren afişler Hı -hı. yapılırdı. Hı -hı. Biz o afişlere bakardık. Sonra gidip oyunu izledikten sonra bir de afişe bir daha baktığımızda derdik. Bak adam burada da bunu işte ne Allah. kadar güzel yapmış. Hani bunu şimdi biraz günümüze günümüzü anlanmış artık çünkü çok hepimiz sosyal medyada çok video seyrediyoruz ve o zaman oyunumuzu da o zaman güzel ve anlamlı oyunumuza da böyle bir şeyler söyleyen videolarla tanıtalım diye. Bu abi biliyorsun... Bu senin yapımın üstelik. Evet. Bu senin tiyatro. Evet benim tiyatro. Tiyatro in. Evet. Hmm. Yani Kenter Tiyatrosu'ndan hmm. ayrıldıktan sonra ben 2013 yılında önümüzdeki sene 10. senesi olacak. Maşallah. E, i̇şte Katil Joy sağ ol ona da gelmiştim ben. E, o oyunda da senin yanında gelmiştim. Hmm. Her hmm. oyunumla çağırıyorsun. Dolayısıyla da o zamandan beri çalışıyorum. Bu sene 9. senesi oldu. Bu 4. projemiz. Müthiş eee ara pandemi girdi falan akciğer devam ediyor. Anne de geçen seneki yepyeni oyunumuz. Bu Süper. sezonda devam ediyor Bu ediyoruz. akciğerde var mısın sen? Evet, on orada da oynuyorum. Aynı zamanda oyunculuğunu evet. da yapıyorum. Öf 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 öf, öf. çok bu, acayip. Bu çok Metinle güzel. karşılaştık. Bu Metin aslında hepimiz biliyoruz da bir yerden ee, kime anlatsam a o muydu oluyor. Aslında hmm. işte geçen sene Anthony Hopkins'in Oscar aldığı baba hmm. eee hmm. filmi yani Esasen bir üçleme hmm. baba ee, anne ve evlat diye. Hmm, evlat hmm. da kraft tiyatroda yapıldı. Da yapıldı. Hmm. Ee, baba da hatta oynuyor. Hatta hmm. e, çok da başarılı oldu. Biz de işte üçlemenin üçüncüsü olan anneyi geçen sene yaptık. Onur Ünsal yönetti gene moda sahnesinden. Ee, Onur'la biz zaten hani beraber yetiştik. Çok yetenekli girelim. bir adam. Ya, müthiş bir adamdır. Zaten kafası da öyle. Müthiş çalışan bir adamdır. Ee, Defne sağ olsun geldi kabul etti. Müthiş bir ee, rol. Anne yani bence Türkiye'deki bütün kadın oyuncuların şöyle bir ay keşke oynasam bak, diyeceği bir e, evet. rol. E, ve Sevda sağ olsun ve Doğa onlar da bizimle birlikte hmm. genç arkadaşlarımız. Ee, devam ediyoruz abi işte aslında içeride de birazcık konuştuk çok da kolay değil ama ne yapalım biz sonuna kadar devam ediyoruz yani. Peki nerede oynuyorsunuz? Şimdi hemen e, cuma günü fişekhanede oynuyoruz fişekhane. pazartesi günü alan kadıköy'deyiz of. her ay muhakkak iki gün. Cuma Fişekhane. Bu cuma fişekhanedeyiz hmm. hemen pazartesi alan kadıköy'deyiz hmm. ee, işte moda sahnesinde muhakkak devam ediyoruz her ay iki oyunumuz orada. Neyse. geçen gün Fulya Sanat Merkezi'nde oynadık. turneler yapıyoruz. Bursa'ya gittik geçen hafta. Bir İzmir'e gideceğiz, Ankara'ya gideceğiz önümüzdeki Hı. ay falan. Çok güzel ilgi gördü. Çok güzel seyrediliyor. Ve biz tabii yaptığımız iş böyle izlendikçe Hı. bir de bu hani hani sinemadaki bir şeylerden bahsederken işte, işte tirajlardan falan bahsederken tiyatro hala aslında iyi bir sosyalleşme alanı olarak devam ediyor. Tiyatro e, hayat pahalılığıyla ilgili e, problemler var bilette ama yine de müzik performanslardan bile daha fazla i̇yi şu ki, anda evet. sinemaya göre ve müzik performanslara göre. Bizi de yüreklendiriyor. Aslında seyirci Çok yapıyor bunu yani. Seyirci bize diyor ki yani evet. siz evet. üretin, evet. siz devam yeni edin. bir şeyler evet. yapın, devam edin. Biz evet. geliyoruz, Aynen. izliyoruz. Evet. Seviyoruz da o zaman da biz de hemen hatta şu anda biz provadayız. Mart ayına yeni bir oyunumuz da gelecek. <laughs> <laughs> Eşle <Evine> çalışmaya devam <laughs> ediyoruz. Yani. E, e, bu aşkla yapılabilecek evet bir ya. şey. Bir de tiyatronun büyüsü yani bizim e, yaptığımız işle aşağı yukarı özdeş bir şey. Eee o oyun o gece oynanıyor evet, ve ya. ikinci gece başka, başka bir şekle evet, dönüşüyor aynen. bazen. Ee, yorum değişebiliyor, ses tonu değişebiliyor, duygusal hal değişebiliyor. Her ne kadar kanavası değişmese de seyircisi değişiyor e, tabii, e, seyircisi Evet. Değişiyor. Yani bazen bana derler ki ay yine mi heyecanlısın? <laughs> ya nasıl olabilir ya? ya aynı seyirci değil ki tabii ki heyecanlıyım. heyecanlıyım Yeni bir sınav. İşte o tiyatronun o devinim hali e, bizimle de özdeşleştiği için ben aşığım. Allah aşığım. kahretmesin. Değil o o o yüzden yapıyoruz. Evet. <laughs>